Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Hadislerle İslam olarak tercüme edilen İmam Hafız el-Münziri'ye ait Et-Tergib el ve Terhib isimli hadis kitabımızı okumaya devam ediyoruz. Üçüncü ciltte insanın kendisine, çocuklarına, hizmetçisine ve malına beddua yapmamasıyla ilgili hadis-i şerifleri okuyacağız. Birinci hadis-i şerif Abdullah oğlu Cabir radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti kendinize beddua etmeyiniz. Evladınıza beddua etmeyiniz. Hizmetçilerinize beddua etmeyiniz. Mallarınıza beddua etmeyiniz. Zira Allah'ın duaları kabul edeceği bir saate rastlarsınız da bedduanızı kabul eder. İkinci hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, üç dua vardır ki onların kabul edileceğinden şüphe yoktur. Mazlumun duası, misafirin duası, baba ile ananın çocuğuna duası. Üçüncü hadis-i şerif, i̇bn Mace, Ümmü Hakim'den, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Babanın duası, bir engelle karşılaşmaksızın Allah'a ulaşır, yani kabul edilir. Et-terğib ve terhib hadis kitabımızda üçüncü cilt, Hz. Peygamber'e çok salat ve selam getirmenin fazileti, ismi anılınca devamlı salat ve selam getirmeyi terk etmemeyle ilgili hadis-i şerifler. İlk hadis-i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Kim bana bir salavat getirirse, Allah ona on mağfiret ihsan eder. Tirmizi'nin rivayeti ise şöyle, Kim bana bir defa salavat getirirse, bu sebeple Allah ona on sevap yazar. İkinci hadis-i şerif, Enes bin Malik radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Ben kimin yanında anılırsam, üzerime salavat getirsin. Kim bana bir salavat getirirse, Allah bu salavatına mukabil ona on mağfiret ihsan eder. Bir başka rivayette, kim bana bir salavat getirirse, Allah ona on ihsanda bulunur ve bir salavatına mukabil onun on günahını yok eder ve derecesini on kat yükseltir buyurulmuştur. Hakimin rivayeti ise şöyle, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim bana bir salavat getirirse, Allah ona on mağfiret ihsan eder ve on günahını yok eder buyurdu. Üçüncü hadis-i şerif, Taberani, Sagir ve Efsatında şöyle rivayet etmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim bana bir salavat getirirse, Allah ona on mağfiret ihsan eder. Kim bana on salavat getirirse, Allah ona yüz mağfiret ihsan eder. Ve kim bana yüz salavat getirirse, Allah ona gözleri önünde münafıklıktan bir berat ve cehennem ateşinden bir berat yani kurtuluş tezkeresi yazar ve kıyamet gününde onu şehitlerle beraber bulundurur buyurdu. Dördüncü hadis-i şerif, Avf oğlu Abdurrahman der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktı. Onu takip ettim. Nihayet bir hurma bahçesine girdi ve secde etti. Secdeyi öyle uzattı ki hatta Allah'ın ruhunu kabz etmesinden korktum. Bu sebeple ona bakmak üzere yanına geldiğimde başını secdeden kaldırdı ve "Ey Abdurrahman, sana ne oluyor? Niçin yanıma geldin?" buyurdu. Ben de olanları kendisine anlatınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Cebrail aleyhisselam bana dedi ki, seni müjdeliyorum. Allah şöyle buyurdu. Kim sana salavat getirirse, ben onu bağışlarım. Ve kim bana selam verirse, ben de ona selam veririm. Bir rivayette şu ilave var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunun üzerine Allah'a şükretmek için secdeye kapandım demiştir. Beşinci hadis-i şerif. Abdurrahman bin Avf anlatır. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından beş veya dört kişi gece ve gündüz doğacak ihtiyaçları için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ayrılmazdık. Bir gün ben yanına geldim. Resulullah dışarı çıktı. Ben kendisini takip ettim. İleri gelenlerin bostanından birine girdi, namaz kıldı ve secde etti. Secdeyi uzattı. Bunun üzerine ben ağladım, ve kendi kendime herhalde Allah ruhunu kabz etti dedim. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdeden başını kaldırıp beni çağırdı ve sana ne oluyor buyurdu. Ben ya Resulallah secdeyi uzattın. Ben de Allah Resulünün ruhunu kabz etti. Onu ebediyen göremeyeceğim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim hakkında bana ihsanda bulunduğundan dolayı şükretmek için Rabbime secde ettim. Ümmetimden her kim bana bir salavat getirirse, Allah ona on sevap yazar ve on günahını yok eder buyurdu. İbni Ebi Dünya'nın rivayeti ise şöyle, kim bana bir salavat getirirse, Allah ona on mağfiret ihsan eder. Altıncı hadis-i şerif, Fera bin Azib radiyallahu anh'ten, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediği rivayet etti. Her kim bana bir salavat getirirse, Allah ona on sevap yazar, on günahını yok eder ve bu sebeple derecesini on kat yükseltir ve ona on köle azat etmenin sevabına denk sevap verilir. Yedinci hadis-i şerif, Niyaroğlu Ebu Bürde radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Kim canı gönülden bana bir salavat getirirse, Allah ona buna mukabil on mağfiret ihsan eder. Derecesini on kat yükseltir. Bu sebeple ona on sevap yazar ve on günahını yok eder. Sekizinci hadis-i şerif Amr bin As oğlu Abdullah radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu işittiğini rivayet etti. Müezzini işittiğiniz zaman onun dediğini tekrarlayınız. Sonra bana salavat getiriniz. Çünkü kim bana bir salavat getirirse, Allah ona on mağfiret ihsan eder. Daha sonra benim için Allah'tan vesileyi dileyiniz. Şüphesiz ki vesile cennette bir derecedir. Bu Allah'ın kulları arasında yalnız birine verilir. Umarım ki o kimse ben olayım. Kim Allah'tan benim için vesile dilerse, ona şefaatim vacip olur. 9. Hadis-i Şerif Amr oğlu Abdullah der ki, Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir salavat getirirse, Allah ve melekleri ona yetmiş salavat getirir. Allah yetmiş mağfiret ihsan eder yani, melekler de yetmiş defa Allah'tan onun bağışlanmasını dilerler. 10. Hadis-i Şerif, Ebu Talha el Ensari radıyallahu anh anlatır. Bir gün sabahleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönlü hoş ve yüzünde sevinç belirtisi görüldü. Asap, Ya Resulallah, bugün gönlün hoş olarak sabahladın. Yüzünde sevinç alameti görülüyor. Sebebi nedir? dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Evet, Rabbimden bugün bana biri geldi. Cebrail aleyhisselam ve ümmetinden kim sana bir salavat getirirse bu sebeple Allah ona on sevap yazar, on günahını siler, derecesini on kat yükseltir ve ona getirdiği salavatın benzerini iade eder buyurdu. İmam Ahmed'in bir rivayeti de şöyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yüzünde sevinç belirtisi görüldüğü halde geldi. Bunun üzerine asap ya Resulallah, yüzünde sevinç görüyoruz. Sebebi nedir? Deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Çünkü bana melek geldi ve, Ya Resulallah, Rabbinin, Ümmetinden her kim sana bir salavat getirirse, Ben ona on mağfiret ihsan ederim. Ve her kim de sana bir selam getirirse, Ben de ona on selam getiririm demesi, Seni memnun etmez mi? dedi. Ben de, Evet dedim. Taberani'nin rivayetinde de Ebu Talha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girdim. Yüzünün çizgileri parlıyordu. Sevinçliydi. Ya Resulallah seni bugünkü kadar hiçbir zaman gönlün hoş ve neşeli görmedim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye gönlüm hoş ve sevinçli olmayayım ki? Cebrail biraz önce yanımdan ayrıldı ve ey Muhammed ümmetinden kim sana bir salavat getirirse bu sebeple ona on sevap yazar, on günahını siler, derecesini on kat yükseltir ve yanındaki melek onun sana dediğinin benzerini ona söyler dedi. Ben, ya Cebrail, o melek nedir dedim. Cebrail, Allah seni yarattığı andan kıyamet gününde tekrar diriltinceye kadar bir melek vekil tayin etti ve görevlendirdi. Ümmetinden her kim sana salavat getirirse, bu melek ona, Allah da sana mağfiretini ihsan etsin der diye cevap verdi. 11. Hadis-i Şerif Enes radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bize aktardı. Cuma gününde bana çok salavat getiriniz. Zira biraz önce Rabbinden Cebrail bana geldi ve Allah'ın şu buyruğunu bildirdi. Yeryüzünde bulunan herhangi bir Müslüman, sana bir defa salavat getirirse, ben ve meleklerim ona on salavat getiririz. 12. Hadis-i Şerif Ebu Ümame radıyallahu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Her kim bana bir defa salavat getirirse, Allah ona on mağfiret ihsan eder. Bir melek getirdiği salavata vekil tayin edilmiştir onu bana tebliğ eder. 13. Hadis-i Şerif Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz ki Allah'ın gezici bir takım melekleri vardır. Onlar, ümmetimden bana selam tebliğ ederler buyurdu. 14. Hadis-i Şerif Hz. Ali'nin oğlu Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Nerede olursanız olunuz, bana salavat getiriniz. Şüphesiz ki salavatlarınız bana ulaşır. 15. Rivayet Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Her kim bana salavat getirirse, salavatı bana ulaşır. Ben ona dua ederim ve bunun dışında ona on sevap yazılır. 16. Hadis-i Şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her kim bana selam verirse, selamına cevap verinceye kadar Allah bana ruhumu iade eder buyurdu. 17. Hadis-i Şerif Ammar bin Yasir, Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Şüphesiz ki Allah kabrime bir melek vekil eder ve ona yaratıklarının isimlerini verir. Kıyamet gününe kadar her kim bana salavat getirirse o melek, bunu bana kendi ve babasının ismiyle ulaştırır. Şu filan oğlu filan sana salavat getirdi der. İbn Hibban'ın rivayeti şöyledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala'nın bir meleği vardır. Ona bütün yaratıklarının işitme gücünü vermiştir. Öldüğümde melek kabrimin başında durur. Her kim bana bir salavat getirirse melek ey Muhammed filan oğlu filan sana salavat getirdi der. Allahu Teala da bu kimsenin her bir salavatına on mağfiret ihsan eder. 18. hadis-i şerif Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh der ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kıyamet gününde bana insanların en yakını, bana en çok salavat getirenlerdir buyurdu. 19. Hadis-i Şerif Amir, Babası Rabia'dan şöyle rivayet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hutbede şöyle buyurduğunu işittim. Bana salavat getiren kimse buna devam ettiği müddetçe melek de ona salavat getirmeye devam eder. Öyleyse kul buna göre bana salavatı az veya çok getirsin. 20. hadis-i şerif. Übey bin Ka'b radıyallahu anh der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin dörtte biri gidince kalkar ve Ey insanlar! Allah'ı zikrediniz! Allah'ı zikrediniz! Kıyametin kopması yaklaştı. Birinci nefha, sura üfürüş vakti geldi. Onu ikinci nefha takip eder. Ölüm bütün şiddetiyle geldi. Ölüm bütün şiddetiyle geldi derdi. Ben, Ya Resulallah, ben çok dua ediyorum. Ne kadar zamanımı sana salavat getirmeye ayırayım dedim. Dilediğin kadarını buyurdu. Dörtte birini, dilediğin kadarını çoğaltırsan senin için daha hayırlı olur buyurdu. Üçte ikisini dedim. Dilediğin kadarını çoğaltırsan senin için daha hayırlı olur buyurdu. Yarısını dedim. Dilediğin kadarını çoğaltırsan senin için daha hayırlı olur buyurdu. Duamın tamamını sana salavat getirmeye tahsis edeyim mi dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o halde dertlerin giderilir ve günahın bağışlanır buyurdu. Aynı raviden İmam Ahmet'in bir rivayet de şöyledir. Bir adam, ya Resulallah bütün duamı sana ayırıp sana salavat getirsem ne dersin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o halde Allah Teala dünya ve ahiret dilek ve ihtiyaçlarını verir buyurdu. 21. Hadis-i Şerif Muhammed, babası Yahya'dan, o da dedesi Hıbban radıyallahu anh'den şöyle rivayet etti. Bir adam, Ya Resulallah, duamın üçte birini sana salavat getireyim mi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet dilersen buyurdu üçte ikisini, evet dilersen buyurdu. Duamın tamamında sana salavat getireyim mi dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o halde Allah, dünya ve ahiretinle ilgili arzu ve ihtiyaçlarını karşılar buyurdu. 22. Hadis-i Şerif Enes radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Her kim bana günde bin defa salavat getirirse, cennetteki yerini görünceye kadar ölmez. Yani ölünce de cennetlik olur. 23. Hadis-i Şerif Ebu Kahil radıyallahu anh'ten şöyle dediği rivayet edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Ey Ebu Kahil kim bana her gün gündüz üç defa ve her gece üç defa sevgi ve şevkle salavat getirirse, o gün ve o geceki günahını Allah bağışlar buyurdu. 24. Hadis-i Şerif Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyurduğunu rivayet etti. Herhangi bir Müslümanın yanında sadaka vereceği bir şey yoksa, duasında Allah'ım kulun ve peygamberin Muhammed'e salat eyle ve mümin erkeklerle mümin kadınlara Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlara da salat, rahmet eyle desin. Şüphesiz ki o bir zekattır. Mümin, varacağı yer cennet oluncaya kadar hayır işlemeye doymaz. 25. Hadis-i Şerif Ebu Derda radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Her cuma günü bana çok salavat getiriniz. Çünkü o gün şahit olunan bir gündür rahmet melekleri o gün yeryüzüne inip şahit olurlar. Kim bana salavat getirirse, bitirinceye kadar salavatı bana arz edilir. Ben, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ölümünden sonradan böyledir dedim. Cevaben, şüphesiz ki Allah yere, peygamberlerin cesetlerini yemeyi haram kıldı buyurdu. 26. Hadis-i Şerif Ebu Ümame radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Her cuma günü bana çok salavat getiriniz. Zira ümmetimin salavatı bana her cuma günü arz olunur. Bana en çok salavat getiren ümmetimin derece itibariyle bana en yakın olanıdır. 27. Hadis-i Şerif Evs oğlu Evs radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyurduğunu rivayet etti. Cuma günü günlerinizin en faziletlilerindendir. Çünkü Adem o gün yaratıldı. O gün ruhu kabz edildi. İkinci nefha yani öldükten sonra dirilme ve kıyametin kopması o günde olacaktır. Öyleyse o gün bana çok salavat getiriniz. Çünkü salavatlarınız bana arz olunur. Ashab, ya Resulallah salavatlarımız size nasıl arz olunur? Halbuki siz çürümüş olacaksınız deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz ki Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini yemeyi, çürütmeyi haram kıldı buyurdu. 28. Hadis-i Şerif Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet edildi. Kim? Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem layık olduğu şekilde Allah bizim tarafımızdan mükafat versin derse yetmiş melek bin sabah bunun mükafatını yaza yaza yorulur. 29. Hadis-i Şerif Enes bin Malik radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. İki dost kul karşılıklı bir araya gelirler ve peygambere salavat getirirlerse onlar yerlerinden ayrılmadan geçmiş ve gelecek günahları bağışlanır. 30. hadis Şerif Sabit oğlu Ruveyfi el Ensari, Allah kendisine razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Kim Allah'ım Muhammed'e salat eyle ve ona kıyamet gününde katındaki yüce makamı ihsan eyle derse ona şefaat etmem vacip olur. 31. rivayet İbn Mesud der ki: Peygambere sallallahu aleyhi ve sellem salavat getirdiğinizde güzel getiriniz. Çünkü siz bunun ona arz edilebileceğini bilmiyorsunuz. Kendisine asap bize öğret dediler. Abdullah İbni Mesud, Allah'ım salavatını, rahmetini ve bereketlerini, peygamberlerin efendisi, muttakilerin imamı ve nebilerin sonuncusu, kulun, rasulün, iyilik önderi, hayır kılavuzu ve rahmet peygamberi üzerine ihsan eyle. Allah'ım öncekilerin ve sonrakilerin imreneceği makam Mahmud'a onu ulaştır. Allah'ım, İbrahim'e ve yakınlarına ihsanda bulunduğun gibi, Muhammed'e ve onun âl ve etvâna ihsan eyle. Şüphesiz ki övülmeye layık sensin ve yücelik sana aittir. Allah'ım, İbrahim'i ve ailesini mübarek kıldığın gibi, Muhammed ve ailesini de mübarek kıl. Şüphesiz ki övülmeye layık sensin ve yücelik sana aittir. 32. Hadis-i Şerif Hz. Ali der ki, her dua Hz. Muhammed'e salavat getirinceye kadar perdelidir, semaya yükselmez, yani kabul edilmez. 33. Hadis-i Şerif Hz. Ömer, şüphesiz ki dua gökle yer arasında kalır. Peygamberine salavat getirinceye kadar Ondan hiçbir şey semaya yükselmez. 34. Hadis-i Şerif Ucre oğlu Ka'b radıyallahu anh der ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Minber'in yanına geliniz buyurdu. Geldik. Minber'in birinci basamağına çıktı. Amin dedi. İkinci basamağa çıkınca, Amin dedi. Son üçüncü basamağa çıkınca, yine Amin dedi. Daha sonra minberden inince Ya Resulallah bugün sizden daha önce işitmediğimiz bir şey işittik. Bunun sebebi nedir dedik. Cevaben şöyle buyurdular. Cibril birinci basamakta bana geldi ve Ramazana kavuşup da orucunu tutmak suretiyle bağışlanmayan kimse ilahi rahmetten uzak olsun dedi. Ben amin dedim. İkinci basamağa çıktığında Cebrail yanında anıldığında sana salavat getirmeyen ilahi rahmetten uzak olsun dedi. Ben de amin dedim. Üçüncü basamağa çıktığımda Cebrail ana babasının veya onlardan birinin yaşlılığına yetişir de onlara hizmet edip rızalarını almak suretiyle cennete girmezse ilahi rahmetten uzak olsun dedi. Ben de amin dedim. 35. Hadis-i Şerif Malik babası Hasen'den o da dedesi Hüveyris radıyallahu anh'den şöyle anlattığını nakletti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı. Bir basamak çıkınca amin dedi. Sonra bir basamak daha çıktı amin dedi. Üçüncü basamağa çıkınca yine amin dedi. Sonra şöyle buyurdu. Bana Cibril aleyhisselam geldi ve Ey Muhammed! Kim Ramazan'a erişir de bağışlanmazsa, yani günahlarını mağfiret ettirecek oruç tutup güzel ameller işlemezse, Allah onu rahmetinden uzaklaştırsın dedi. Ben de amin dedim. Cebrail, kim ana babasına ve onlardan birine yetişir de cehenneme girerse, Allah onu rahmetinden uzaklaştırsın dedi. Ben de amin dedim. Cebrail, kimin yanında ismin anılır da sana salavat getirmezse, Allah onu rahmetinden uzaklaştırsın. Amin de dedi, ben de amin dedim. 36. Hadis-i Şerif Abdullah İbni Abbas'tan şöyle rivayet edildi. Hazreti Peygamber minbere çıktı ve üç defa amin dedi. Sonra niye amin dedim biliyor musunuz buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Kendisi şöyle buyurdu. Bana Cebrail geldi ve senin ismin anıldığında duyan sana salavat getirmezse Allah onu rahmetinden uzaklaştırsın ve helak etsin dedi. Ben de amin dedim. Cebrail Aleyhisselam kim ana babasına ve onlardan birine sağ iken yetişir de onlara itaat etmeyip cehenneme girerse Allah onu rahmetinden uzaklaştırıp kahretsin dedi. Ben de amin dedim. Cebrail Aleyhisselam kim Ramazan'a kavuşur da bağışlanmayarak cehenneme girerse Allah onu rahmetinden uzaklaştırsın ve perişan etsin dedi. Ben de amin dedim. 37. Hadis-i Şerif Haris oğlu Abdullah Ezzebidi radıyallahu anh'ten şöyle anlattığı rivayet edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide girip minbere çıktı ve amin 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 dedi. Hutbeyi bitirince ya Resulallah bugün senin daha önce yapmadığın bir şey yaptığını gördük. Bunun sebebi nedir denildi şöyle cevap verdi. İlk basamakta Cebrail bana göründü ve ey Muhammed kim ana babasına yetişir de onların duasını alarak cennete girmezse Allah onu rahmetinden uzaklaştırsın. Sonra yine uzaklaştırsın dedi. Ben amin dedim. Cebrail aleyhisselam ikinci basamakta bana kim Ramazan ayına kavuşur da bağışlanmazsa Allah onu rahmetinden uzaklaştırsın sonra yine uzaklaştırsın dedi. Ben amin dedim. Sonra üçüncü basamakta Cebrail yine bana göründü ve kimin yanında ismin anılır da sana salavat getirmezse Allah onu rahmetinden uzaklaştırsın. Sonra yine uzaklaştırsın dedi. Ben de amin dedim. 38. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve amin 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 dedi. Ya Resulallah minbere çıktın ve amin 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 dedin. Bunun sebebi nedir denildi? Şöyle cevap verdi. Şüphesiz ki Cebrail bana geldi ve kim Ramazan'a kavuşur da oruç tutmak ve iyi ameller işlemek suretiyle bağışlanmaz. Bu sebeple cehenneme girerse Allah onu rahmetinden uzaklaştırsın. Amin de dedi. Ben de amin dedim. Cebrail kim ana babasına veya onlardan birine yetişir de onlara itaat etmez. Böylece ölüp cehenneme girerse Allah onu rahmetinden uzaklaştırsın. Amin de dedi. Ben de amin dedim. Cebrail, ismin kimin yanında anılır da sana salavat getirmez ve böylece ölüp cehenneme girerse Allah onu rahmetinden uzaklaştırsın. Amin de dedi. Ben de amin dedim. 39. hadis-i şerif. Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etti. Allah ondan razı olsun. Yanında anıldığımda üzerime salavat getirmeyen kimsenin burnu sürtülsün. Ramazan ayına girip iyi ameller işlemediğinden dolayı mağfiret edilmeden Ramazan ayı çıkan kimse sürünsün. Ve ana babası yanında ihtiyarlayıp da onlara evlatlık vazifesini yapmayan ve bu sebeple ana babası kendisinin cennete girmesine sebep olmayan burnu üzeri sürünsün. 40. Hadis-i Şerif Hz. Ali'nin oğlu Hüseyin radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Yanında anıldığım halde bana salavat getirmede yanılan kimse, yani yapmayan cennetin yolunda yanılır. 41. Hadis-i Şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında anıldığım halde üzerime salavat getirmeyi unutan kimse cennetin yolunda yanılır. 42. hadis-i şerif Bana salavat getirmeyi kasten unutan kimse cennetin yolunda yanılır buyurdu. 43. hadis-i şerif Hüseyin radıyallahu an Peygamberimizin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Cimri kimse yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen kimsedir. 44. hadis-i şerif Ebu Zer radıyallahu an der ki Bir gün çıkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size insanların en cimrisini haber vereyim mi buyurdu. Ashab evet haber ver ya Resulallah dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen insanların en cimrisidir buyurdu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Rabbimiz, Peygamber Efendimiz'i anan, o anıldığında gündeme geldiğinde ki onu gündeme getirmek vazifemizdir. Ona salavat getiren güzel kullardan kılsın bizi. Örneğimiz, önderimiz, rehberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle bizi bütün hayatımızda hemdem eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.